Geçen yıl Japonya'nın uluslararası en iyi film dalında Oscar adayı olan Mükemmel Günler filminin gösterimi Mubi'de devam ediyor. Eğer henüz seyredemediyseniz mutlaka öneriyorum. Seyreden hemen hemen herkesin çok beğendiği bir film. Peki sırrı nerede saklı? Sırrı aslında herkesin düşlediği minimal yaşamı hayata geçirmiş olan bir adamın hikayesinde saklı. Hirayama adlı orta yaşlı adam Tokyo'da çok sakin, küçük ama lezzetli bir hayat yaşıyor. Görevi umumi tuvaletleri temizlemek. Tokyo'daki tuvaletler oldukça estetik aslında. Çünkü olimpiyatlar için yapılmış ama salgın dolayısıyla olimpiyatlar ertelenince de bu tuvaletlerin tanıtımını yapmak istemişler. Her gün kullandığı araçla temizlemekle görevli olduğu tuvaletlere gidiyor. O tuvaletleri büyük bir şevk ve mutlulukla temizliyor. Akşam küçük mekanda yemeğini yerken sosyalleşiyor. Evine geliyor, kitabını okuyor, uyuyor, sabah kalkıyor, kahvesini alıyor. Ha bu arada da tam bir ağaç tutkunu, ağaçları fotoğraflıyor. Ve müzik zevki de çok gelişmiş. Özellikle klasik rock ve pop'tan hoşlanıyor. Evet, şehrin karmaşasında çok bunalan, her gün dünya kadar işe koşturan ve akşamleyin yorgunluktan bitap düşen, ertesi gün tekrar aynı keşmekeşe giren ve finalde de elimizde ne kaldığına şöyle baktığımızda bütün bunlara değer mi diye düşündüğümüz bir düzende Hirayama'nın hayatına hepimiz özeniyoruz. Ama bu o kadar kolay mı? Evet, herkes bu filmde özlediği hayatı gördü ama bunu hayata gerçekten geçirmek çok çok zor. Bir de yaşadığınız ülke çok önemli. Bakınız bu filmin çekilmesine nasıl karar verilmiş? Yönetmen büyük ustalardan Wim Wenders, bir Alman yönetmen. Tokyo'nun her yerine bu estetik tuvaletler olimpiyatlar dolayısıyla yapılmış. Fakat salgın nedeniyle olimpiyatlar ertelenince yerel yetkililer bu tuvaletlerin tanıtılması gerektiğini düşünmüşler ve bir belgesel hazırlığı içerisine girilmiş. İşte tam bu aşamada Wim Wenders da devreye girerek bunu bir kurmaca filme dönüştürmüş. Wim Wenders'ı tanımayanlar için hemen kısa bir bilgi. 1985 yılında Paris, Texas adlı başyapıtıyla tanınıyor ama farklı ve çarpıcı belgeselleriyle de ünlü. Ki imza attığı 3 belgeselin 3'ü de belgesel dalında Oscar'a aday gösterildi. Hemen hatırlatayım. İlki Buena Vista Social Club, sonra Pina ve daha sonra da Toprağın Tuzu. Wim Wenders, Hirayama'yı canlandıran aktör Koji Yakuso'yla tam bir etkileşim içerisinde akıcılığı mükemmel bir film çekmiş. Tekrarlanan günler birbirini takip ederken 124 dakikalık filmin bir anında bile sıkılmıyorsunuz. Sıkılmamanızdaki bir etken de Hirayama'nın yeğeninin onu ziyarete gelmesiyle birlikte geçmişine doğru küçük bir yolculuk yapması. Bu film Japonya'nın başkentinde geçiyor. Eğer böyle bir minimal yaşama özeniyorsanız aslında sosyolojik olarak da nereye ait olduğunuzu düşünmeniz gerekir. Çünkü Japon toplumuna baktığımızda tam bir saygı kültürü hakim. Hirayama'nın her gün tuvaletleri temizlerken karşılaştığı insanlarla olan ilişkisi bu söylediğimin kanıtı. Yani şunu demek istiyorum. Türkiye'ye baktığımızda aynen Hirayama gibi minimal yaşamak isteyen bir insanın o kadar da bu ortamda kendini rahat hissetmesinin mümkün olmadığını hepimiz tahmin ederiz. Özellikle de böyle bir işi yaparken. Dolayısıyla Mükemmel Günler'i her seyredenin beğendiğini biliyoruz. Yani çoğu insanın da hayatında asla gerçekleştiremeyeceği bir yaşam hayalini perdede gördüğü için çok sevdiğini tahmin ediyorum. Ve Wim Wenders'ın da bu filmi seyreden dünyadaki birçok seyircinin filmden sonra sinemadan çok mutlu çıkacağını düşündüğü için bu filme imza attığını tahmin ediyorum.